Teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Emel Alp İnanç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde TÜBİTAK İl Temsilcisiyim. Bana bu eğitimde Çağlar Akçay Hocam ve Hatice Tozak Hocam yardımcı olacaklar. Eğitim süresince sohbete sorularınızı, aklınıza takılan şeyleri yazabilirsiniz. Şöyle eğitimimiz ilk yarım saat benim sunumumla başlayacak. Genel hatlarıyla 22.04 araştırma projeleri yarışması dediğimiz projelerimizin şekil ve içerik olarak ben bahsedeceğim. Yarım saat sonra da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Ersin Karademir hocamız bize bilimsel araştırma teknikleri ve bu projede nelere dikkat etmemiz gerektiğini, içerik bilgisi hakkında asıl önemli olan zorlandığımız ya da daha az bildiğimiz diyelim konularda bizi bilgilendirecek. Şimdi ben sunumuma geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar sunumuma geçmeden önce siz öğretmenlerinizi katılımlarınızdan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Denizli'nin TÜBİTAK projelerinde daha aktif olması için, hak ettiği yerde olması için, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin TÜBİTAK'ın avantajlarından daha fazla faydalanması için biz bu tür eğitimleri elimizden geldiği kadar arttıracağız. Gerektiğinde okullarımıza gidip bilgi verebiliriz. Talepler doğrultusunda okul bazlı, ilçe bazlı toplantılarımız olacaktır. Uzaktan ya da yüz yüze her türlü desteği bizden bulabileceksiniz. O yüzden bugünden itibaren, daha dün açıklandı 22.04 çağrısı. Bugünden itibaren 22.04'ler, çok yakında 4006 dediğimiz bilim fuarlarımız. Bunun akabinde biraz sonra da sunumda da ifade edeceğim çeşitli projelerimizle ilgili eğitimlerimiz devam edecek. Ben ilerleyen süreçte chat bölümüne kendi telefon numaramı yazacağım. Ar-Ge biriminde TÜBİTAK'la ilgili mail atabileceğiniz mail adresini yazacağım. Ayrıca TÜBİTAK projelerinin geneliyle alakalı çok önemli adresler var. Devamlı kullandığımız adresler. Onunla ilgili bir fotoğraf şeklinde bir belge var. Onu da size atacağım. İlerleyen aşamada hocamızın paylaşımlarıyla alakalı adresler olur, bilgiler olur. Onları chat bölümünden, sohbet bölümünden takip ederseniz sevinirim. Ekran paylaşımı yapıyorum. Çağlar Hocam, ne yazık ki sunumumu ilerletemiyorum. Acaba neden? Emir Hocam bir daha paylaşın sunumunuzu. Tamam. Evet, oradan başlatabiliyorsunuz. Ben hemen sunumun başında şunu ifade edeyim. Kendi bilgisayarım bozulduğu için oğlumun bilgisayarını ödünç aldım. Biraz yabancılık çekiyorum. İnşallah bana çok sorun yaratmadan bunu atlatmayı ümit ediyorum. Evet. Şunu da kapatalım. Şimdi değerli öğretmenlerim, 22.04 ya da 2204 A, B ve C olarak isimlendirilen lise ve ortaokul araştırma projeleri yarışmaları
dün itibariyle çağrıya çıktı. Başvuru tarihleri gördüğünüz üzere lise öğrencilerimiz için 3 Ocak ve 11 Ocak tarihleri arasında başvurabileceğiz. Ortaokul öğrencilerimiz için 10 Ocak, 18 Şubat ve yine lise öğrencilerimizin kutup araştırma projeleri için 15 Aralık, 11 Mayıs arasında başvurularımızı yapabileceğiz. Genel bir bilgilendirme olarak bizim İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak TÜBİTAK projeleriyle alakalı şöyle bir tablomuz var. Öğretmenlerimizi, okullarımızı, öğrencilerimizi yönlendirdiğimiz ve destek vermeye çalıştığımız projelerimiz 4004 TÜBİTAK yüksek lisans yapmış öğretmenlerimizin yapabileceği bir proje, 4005 doktoralı öğretmenlerimizin yapabileceği bir proje, 4007 dediğimiz bilim şenlikleri, pardon şunları söylemeyi unuttum, 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları. Emre Hoca, pardon araya giriyorum ama siz ekrandan anlatıyor musunuz? Biz ekranda sadece şey görüyoruz. Sizin PowerPoint'ün ilk sayfasını görüyoruz küçük şekilde. Ben ilerledim ama. Bizimle paylaşamadınız. Paylaştım. Bir daha mı deneyeyim? Bir daha deneyeyim. Oldu mu? Şimdi oldu hocam. Tamam, teşekkür ederim. 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı. Bunu branş ya da kademe fark etmek sizin bütün öğretmenlerimiz yapabiliyor. 4006 Bilim Fuarları da ortaokul ve liselerde öğrencilerimizin hazırladığı projelerin sunulduğu sergiler. Bugünkü konumuz olan araştırma projelerine geldiğinizde de anladığınız üzere A lise, B ortaokul ve C dediğimizde yine lise kutup projeleri oluyor. Şimdi ben en önemli konular TÜBİTAK'la alakalı olarak ARBİS kayıtlarından bahsedeceğim ve bu 22.04'e giriş yapabilmek için BİDEP dediğimiz bilim insanlarını destekleme programı ile alakalı girişleri göstereceğim. Öğrenci ve danışman sayıları, hemen detayları geçelim, sonra da hocamızı dinleyeceğiz zaten. Şimdi yarışmamızın amacı lise öğrenimine, ortaokul ve lise öğrenimine devam eden öğrencilerimizin temel sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmasını teşvik etmek, yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı sağlamak için yapılan bir projedir. Türkiye'de 12 tane bölgede bölge yarışmaları gerçekleştirilir. İllerden kabul görenler bölgelere seçilir. Bölgelerden sonra da finale kalanlar Ankara'da finale katılırlar. Az önce de ifade ettiğim gibi başvuru tarihlerimiz, aralıklarımız bu şekilde. Sizinle paylaştığım bu bilgiler TÜBİTAK sayfasında çağrı metni ve rehber olarak iki adet belge şeklinde bulunmakta. Onlara çok kolay ulaşabileceksiniz. Ben birazdan onların adreslerini de söyleyeceğim size. Bu şekilde TÜBİTAK'ın takvimleri, süreçleri var. Süreç haritamız bu şekilde. Aynı şekilde ortaokul. Ve kutup projelerimiz. Bu tarihler arasında yapılması planlanıyor. Herhangi bir aksilik ya da bir engel çıkmadığı sürece. Şimdi başvurularımızı ebidep.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapıyoruz. Formumuzu indiriyoruz ve formlarımızı doldurduktan sonra öğrencilerimizle birlikte, biraz sonra onların hepsini göstereceğim size, öğrencilerimizle birlikte doldurduktan sonra sisteme yüklüyoruz. Başvuru yapacak öğrenciler kendileri giriş yapıyorlar. Özellikle lisede kendilerinin giriş yapması bekleniyor. Ortaokulda ise danışmanımızın giriş yapması bekleniyor.
TÜBİTAK deyince ilk akla gelen konulardan, başlıklardan biri ARBIS. Bu şart, TÜBİTAK kiminle çalıştığını, katılımcılarını, projede görevli olan herkesi ARBIS sisteminde görmek ve tanımak istiyor. O yüzden bu kaydımızı yapmamız şart. Eğer ARBIS'te kaydı olmayan öğretmenim varsa en kısa zamanda, hemen bu eğitimin ardından olabilir, çok kısa bir sürenizi alacaktır. Kaydınızı yapmanızı rica ediyoruz. Ekranda gördüğünüz üzere arbis.tubitak.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. Sağ üst köşede ARBIS'e giriş kısmından tıklayarak yeni kullanıcı kaydı tıklıyoruz. Gerekli kendimizle ilgili olan bölümleri dolduruyoruz. Size bir mail gönderilecek. Oradan doğrulama mailini tıkladıktan sonra tekrar bu adrese arbis.tubitak.gov.tr adresine dönüp oluşturduğunuz parolayla ARBIS'e giriş yapıyorsunuz. Şu şekilde. Parolanızı bir yerlere kaydetmenizi tavsiye ederim. Giriş yaptıktan sonra da gördüğünüz bizden istenen bilgilerin olduğu başlıklar var. Özellikle kişisel bilgiler, öğrenim bilgileri. Bunlar ilerleyen zamanda yapacağınız her TÜBİTAK projesinde kullanılacak bilgiler olduğu için ara ara da güncellemekte fayda var. Kaydı olan arkadaşlarımın güncellemesini tavsiye ediyorum. Aynı şekilde yine bizden istenen diğer bilgileri de bu şekilde dolduruyoruz. Özellikle iletişim bilgilerimiz çok önemli. Kimlik bilgilerimizi güncelliyoruz. Böylece ARBIS kaydımız gerçekleşmiş oluyor. 22.04'ler lise ve ortaokul olarak ayrılmıştı. Liselerde ebidep.gov.tr adresinden bir öğrencimiz giriş yapıyor, kendi bilgilerini dolduruyor. Daha sonra ikinci bir öğrenci var ise onun bilgilerine de giriş yapıyor. İki öğrencinin birden girmesine izin vermiyor sistem. Aynı şekilde ortaokul öğrencimizin ve danışmanımızın da kayıt olabilmesi için danışman öğretmenin bu adrese, yine bidep.gov.tr adresine giriş yapması isteniyor. BİDEB'e girerken, BİDEB adresine girerken yine adresimiz e-bidep.tubitak.gov.tr. Gördüğünüz işaretli bölümden sisteme giriş yapıyoruz. Bu 2204 projesinin başvuru için yapılması gereken giriş. Başvuruya açık programlar diyor. Yine başvuruya açık programlar seçiyoruz. Bir de programlar başlığı altında. Şu an için girdiğimizde sistemde 22.04'leri görmüyoruz. Çünkü henüz başvuru tarihlerimiz başlamadığı için başvuru tarihlerinden itibaren buraya girebilirsiniz. Proje şablonunu görebilirsiniz. Yüklemeler ondan sonra o tarihler arasında olacaktır. Şimdi projemizle alakalı. Bir danışman öğretmenimizin olması gerekiyor. Lisede şart değil ama ortaokulda şart. Lisede danışmanımız farklı bir okuldan olabilir, farklı branştan olabilir arkadaşlar. Burada da örnek verildiği üzere matematik öğretmeni matematikle ilgili bir proje yapacak diye bir şartımız yok. Herhangi bir ilgi alanı, uzmanlık alanı doğrultusunda bir veya iki öğrenciyle, en çok üç öğrenciyle bu projemizi yapabiliyoruz. Her öğrenci tek bir projeye katılabiliyor. Danışmanımız birden fazla projede danışmanlık yapabiliyor. Orada bir sorun yok. Projelerle ilgili bilgi edinmek istediğinizde www.tubitak.gov.tr yarışmalar, bu sayfaya girdiğimizde sağ tarafta yarışmalar bölümü var. Oraya tıkladığımızda
projelerle ilgili sayfaya erişiyoruz ve sayfanın altında bize tüm bilgileri bütün açıklığıyla anlatan bir çağrı metnimiz var, bir de rehberimiz var. Bunların çok detaylı okunmasını öneriyorum. Çünkü bize defalarca sorulan soruların bütün cevapları orada çok detaylı şekilde anlatılmış durumda. Şimdi birazdan ben projenin şablonunu gösterdiğimde aklınızda daha çok oluşacağı için biraz ilerleyeyim. Sonra tekrar buraya dönebilirim. Alan ve teren seçimlerimiz var projelerimizi hazırlarken. Ana alanlardan seçim yapıyoruz. Şu gördüğünüz sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı ortaokulda yok ama diğerleri lise bölümünde var. Bu alanlar dışında ne yazık ki başvuru yapamıyoruz. Ama gördüğünüz üzere çeşitleme çok fazla olduğu için rahatlıkla bir projemiz bu konuların başlık altına girebilir. Ardından da alt temalarımız var. Bunlar da çok fazla sayıda ve başlıklarımız gerçekten detaylı. Pek çok projeyi kapsayacak durumda. Bu alt temalar altında yer alması gerekiyor projemizin. Çünkü bu konunun uzmanı sizin projenizi değerlendirecek. TÜBİTAK'ın dikkat ettiği konulardan biri de bu temaların yanlış olmaması. Bazen iki tema arasında kalabiliyoruz. Hangisine tam olarak kapsadığını bilemeyebiliyoruz. O zaman tekrar söylediğim gibi proje rehberinde bu her başlığın neyi kapsadığı, alt başlıkları, hangi konular olduğu ile ilgili detaylı bilgi verilmiş. Dönüp rehbere bakıyoruz ve projemizin doğru alt temasını seçiyoruz, seçmemiz gerekiyor. Kutup projeleri geçen sene ilk defa çağrıya açıldı. Çok fazla da bir başvuru olmadı çünkü bilinmediği için. Ama TÜBİTAK kutup araştırmalarına çok büyük önem veriyor. Özellikle şu sıralarda bir kutup şenliği düzenleniyor. İkinci kutup şenliği düzenleniyor. Bu kapsamda ben katılmak isteyen, proje yazmak isteyen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutup araştırma projelerine öneririm katılmalarını. Yarışma alanlarımızda bu şekilde yer bilimleri, fiziki bilimler, canlı bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler şeklinde ayrılmış. 22.04 projelerinde 3 çeşit projemiz var. Araştırma projeleri, inceleme projeleri ve tasarım projeleri. Araştırma projeleri yeni bir bilgi ortaya çıkarma amaçlı hazırlanan projeler. İnceleme projeleri ise var olan bilgilerin derlenip, toparlanıp ya da analizi üzerine yapılan projeler. Tasarım projelerimiz ise bir prototip şeklinde ortaya çıkarabildiğimiz mühendislik tasarımı olarak düşünülmüş. Bu süreç gördüğünüz üzere mühendislik tasarım süreci adımlarının atıldığı, bunların sırayla gerçekleştirildiği tasarım projelerimiz var. Bütün bu aldığım tablolar çağrı metninde ve rehberde olduğu için ayrıca isteyen arkadaşlara sunumumu da paylaşabilirim. Tekrar detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi Denizli bazında anlatayım. Denizli'den başvuran öğrencilerimiz ve danışmanımızın projeleri değerlendiriliyor TÜBİTAK'ta uzmanı tarafından. Ve kazanan, kabul edilen projeler bölge sergisine kabul ediliyor. Bizim bölge sergimiz de İzmir'de oluyor. Öğrencilerimizi İzmir'e götürüyoruz, sorumlu öğretmenleriyle birlikte. Orada da misafirler, katılımcılar ve jüri üyeleri öğrencilerimizin projelerini birazdan resimli olarak da göstereceğim. Hatta biraz ilerlersin. Evet, burada. Şu şekildeki standlarda
şu şekildeki panolara işledikleri projelerini sergiliyorlar. Ziyaretçiler ve jüri üyeleri burada öğrencilerimizi ziyaret edip özel bir alanda da çocuklarımızın hazırladığı sunumları 10 dakika sürecek sunumlarını izleyip onları değerlendiriyorlar. Bölgede birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri veriliyor ve bölge birincimiz Ankara'da yapılacak ya da yapılan diyeyim final yarışmamıza katılıyor. Finalde birincilik ödülü alan projelerimizde, bölge aşamasında birincilik kazananlar bölge finaline katılıyor ve final değerlendirmesinde yine jüri tarafından başarılı bulunan projelere birincilik, ikincilik, üçüncülük teşvik ödülleri ve yılın genç araştırması ödülleri veriliyor. Finalde birinci olan ekip diyelim ya da bir ya da iki kişilik, üç kişilik proje yapan öğrencilerimiz ve danışmanımız bu sefer uluslararası yarışmalara katılma hakkı kazanıyor. Ayrıca finalde, şuradan yanlış olmasın okuyayım. Final yarışmasında başarılı bulunan projelere yine birincilik, ikincilik, üçüncülük teşvik ödülü verilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlarımıza da eğer danışmanı varsa para ödülü veriliyor. Yine final yarışmasına değerlendirme sonucunda yılın genç araştırmacı ödülü veriliyor. Ayrıca bunu öğrencilerime ben her fırsatta gittiğim okullarda duyurmaya çalışıyorum. Üniversite sınavına girecekleri ilk yıl bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından faydalanıyorlar. Bu çok büyük bir avantaj lise öğrencilerimiz için. Yine burada söylediğim gibi atlamayayım, başka bir bilgi diye bakıyorum. ÖSYM kılavuzunda zaten TÜBİTAK'la ilgili bu katsayılarla ilgili bilgi verilmiş. Ayrıca TÜBİTAK'ın 2205 dediğimiz yurt içi lisans burs programlarından da yararlanmaları sağlanıyor. Ortaokul ödüllerimizde de yine birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri var ve finalde başarılı bulunan öğrencilerimiz yine dereceler alıp teşvik ödülü alıyorlar ve hem öğrencilerimize hem de danışman öğretmenlerimize para ödülleri var. Bütün bu bilgileri tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bütün detayları. İzmir'e veya Ankara'ya giden öğrencilerimizin yol ve konaklama giderleri de TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Sorumlu öğretmenimiz de aynı şekilde görevlendirilen öğretmenimizin de yol ve konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Şimdi gelelim proje raporuna. Sadece gözünüzde canlansın fikir edinmeniz açısından şöyle bir taslak göstermek istiyorum öncelikle size. Bütün bu detayları Ersin hocamız şu an bizimle birlikteler. Ona sözü bıraktıktan sonra bunların bütün detaylarını hocamızdan dinleyeceğiz. TÜBİTAK projelerinin en büyük özelliği bilimsel araştırma yöntemlerine dayandırılması gerektiğidir. O yüzden bir makale yazar gibi, bir tez yazar gibi diyelim şekil itibariyle. Tabii o kadar zor değil. Lise düzeyinde ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin hazırlayabileceği düzeyde yazılabilecek bir proje raporu hazırlıyoruz. Danışman öğretmenimiz, öğrencilerimizin izleyeceği yolu, onların eksiklerini ya da yanlışlarını
düzelterek ilerliyor. Biz de bu aşamada danışman öğretmenlerimize her türlü rehberliği ve desteği yapmaya, göstermeye de hazırız. Ben bu detayları hocama bırakacağım, Ersin hocama. Teşekkür ediyorum. Birazdan dediğim gibi sohbet bölümüne telefonumu ve mail adresimizi Milli Eğitim olarak yazacağım. Her türlü desteğe dediğim gibi yüz yüze ya da uzaktan hazırız. Ersin hocam. Merhaba Emel hocam. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağlığınız yerindedir inşallah. Çok şükür. İyiyiz. Şu anda iyiyim. Sizler de iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz hocam. Ben sizden biraz bahsedip arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarıma tanıtmak istiyorum. Hemen. Doçent Doktor Ersin Karademir. Lisans eğitiminizi 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nde yapmışsınız. Daha sonra Eskişehir Osman Gazi Eğitim Fakültesi'nde tamamladıktan sonra yüksek lisansınız da yine bu üniversitede. Doktora eğitimini fen bilimleri eğitimi alanında Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirmişsiniz. Halen Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde dekan yardımcısı görevini devam ediyorsunuz. Biz de sanırım hocam tam artık bu COVID'den sonra zaman kavramımız da biraz bocaladı. 2 sene önce misafiriniz olmuştuk. Astronomi öğretmen eğitiminde, ESOGÜ'de. Gerçekten güzel bir eğitimdi. Pandeminin tam öncesindeydi, evet, hatırladım. Evet, evet, iyi ki gelmişiz. Ben arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Memdu Hocam'ın önderliğinde astronomi öğretmen seminerlerimiz gerçekten güzel, devam da edecek inşallah. Pek çok TÜBİTAK i̇nşallah. Deneyiminiz var. 4004, 4005, 2237 BAP projeleriniz var. Bizi de bugün bilgilendireceksiniz, aydınlatacaksınız hocam 22.04'lerle ilgili inşallah. Evet, inşallah. Sözü size bırakayım o zaman. Teşekkür ederim Emel hocam. Hem size hem de Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederim hem davetiniz için. Bir süredir ben de uzaktan eğitimlere pek katılamamıştım. Hem yoğunluk dolayısıyla hem daha önce bir plan yapmıştık sizinle biliyorsunuz. Sağlık sebepleriyle. Evet. Ertelemek evet. Durumunda kaldık. O yüzden tekrar özür dileyim. Tüm öğretmenlerimize de akşamın bu saatinde birçok hocamız dersinden çıkıp gelmiştir. İşlerini bırakıp çoluk çocuk o şekilde gelmiştir. Gerçekten güzel bir de katılımcı var. Herkese iyi akşamlar diliyorum. TÜBİTAK projeleri son 10 yılda özellikle çok farklı ve çeşitli alanlara yayıldı. Tabana yayılmak için çok büyük uğraşlar veriliyor. O yüzden biz de buna bir küçük bile olsa bir katkı sağlıyorsak ne mutlu olur. Çünkü proje tabanlı öğrenme kültürü hem öğrencilerimiz için hem de öğretmenlerimiz için önemli. Çünkü eğitim sistemlerinin aslında yavaş yavaş gitmeye başladığı yer o taraflar oluyor. Son 1,5 yıllık pandemi deneyimimizde yaklaşık 2 sene oluyor. Hem eğitim sisteminde hem de yaşantılarımızda farklı şeyleri deneyimledik. Kendimiz öğrenmeye başladık. Projeler biraz da buna sebebiyet veriyor. Öğrenciler küçük yaşlardan itibaren ortaokul hatta ilkokul seviyesine çekme planları var. O yaşlardan itibaren proje tabanlı öğrenme kültüründe kendi kendilerine öğreniyorlar. Ben yetkim varsa şuradan bir sunumumu da açayım. Geldi mi acaba ekran? Evet. Tamam. Şimdi bugün aslında proje kavramı genel olarak şöyle düşünmek lazım. Bilimsel bir içeriği var ve belli noktalarda yapılması gereken şeyler var. Bu 22.04'lü projeler de olsa, 4000'li projeler de olsa ya da daha büyük
akademik projeler de olsa bunun aslında bir çekirdek bilinmesi gereken özellikleri var. Ben bugün hem bunlardan bahsedeceğim hem de 22.04 özelinde kalmaya çalışacağım. Yani öğrencilerimiz özelinde kalmaya çalışacağım. Şimdi yaptığımız eğitimler çok oldu. Yüz yüze zamanlarda da çok fazla yapıyorduk. Bir dönem bu projelerin adı 22.04 değilken işte orta öğretim öğrencileri yarışma projeleriydi ya da lise öğrenci yarışma projeleriydi. Orada yaklaşık bir 10-15 şehrin öğretmenlerini gezip Denizli yoktu bunların arasında. Orada proje eğitimleri vermiştik ve son 1,5 yıldır da uzaktan bir şekilde yürütüyoruz bunları. Ve orada gelen öğrenci, öğretmen dönütlerinde işte proje sizce nedir dediğimizde birçoğunun aslında verdiği cevap plan kavramını ortaya çıkarıyor. Evet, proje aslında bir planı gerektiriyor. Hangi tür proje yaparsanız yapın, öğrenci de yapsa, öğretmen buna danışmanlık da gösterse ya da öğretmen bir projede yazsa ya da akademik bir çalışma da yürütülse bu kapsamda plan yapmak ve sistemli düşünmek lazım. Şimdi projenin belli ayakları var ve ortada bir fikir olması lazım. Bir ekip çalışması yapılması lazım. Ekibin iç elemanları, dışta destek alınacak kişiler. Bunun belli bir ekonomik tarafı olması lazım ve bir süreci yönetmeniz ve bunun bir yöntem dolayısıyla yapmanız gerekiyor. Genel anlamda proje dediğimizde. Bunların detaylarına zaten birazdan ineceğim. Şimdi projeyi yapabilmemiz için ortada bir problem aslında olması lazım. Biz bazen şöyle oluyor Emel Hocam, öğrencileri bir yarışmaya hazırlayacağımız zaman ya da öğretmenler olarak bir proje yapacağımız zaman yani bizim bir proje konusu bulmamız gerekiyor. İşte hocam bize proje konuları mı söyleyeceksiniz gibi şeyler oluşabiliyor. Aslında proje konuları yaşantının içinde var. Mesela 2-3 sene önce jürisinde bulunduğumuz işte sözlü jürisinde bulunduğumuz bir ortaokul öğrencisi bir öğretmeninin ders anlatma stilini hiç beğenmiyormuş fen bilimleri dersinde. Demiş ki fen bilimleri dersini acaba daha iyi nasıl anlatabiliriz diye çözüm üretmek üzere bir proje üretmişler ve o proje çok güzel derece almıştı mesela. Kendi hayatından aslında bir şey çıkarıyor ortaya. Bir problemi var ve buna bir çözüm üretmeye çalışıyor. Bunu da bir sistematiğe ve bir yönteme koyduğunda aslında proje tabanlı öğrenmeyi gerçekleştirmiş. Bir de karşılığında ödül almış oluyor öğrenci. Aslında bunu yapabilmek TÜBİTAK'ın da istediği, yani bu kadar tabana yaygınlaştırmak, yarışmaları ya da işte projeleri bu kadar çok arttırmanın temel sebebinde bu yatıyor. Bir fikir ortaya atmak, fikirlerimizi daha sistemli hale getirmek. Aslında günlük hayatta düşündüğümüzde hepimizin şeyleri vardır. İşte ya işte bu niye burada? Ya da bunu niye böyle yapmışlar? Acaba bunu niye bu şekilde koymuşlar? Ya da bu eğitim sistemini niye böyle oluyor dediğimiz şeyleri eğer biz çözüm üretmeye başlıyorsak işte proje tabanlı öğrenmeye başlamış oluyoruz aslında. Ve orada da bir probleme bağlı bir şey yapıyoruz. Bazen şöyle bir durum da var. Bizim problem olarak gördüğümüz şey bizim için aslında bir fırsat da olabiliyor. Bizi bir şeylere itmiş de olabiliyor. Bir kere projenin anahtar kelimelerinden birisi bence bu. Yani bir problem. İkincisi şu, ekip dediğimiz şey eğer siz bir akademik proje ya da işte 4000'li türde bir proje ya da araştırma projesi dediğimiz bir şey yapıyorsanız mutlaka bir ekiple çalışmanız lazım. Yani tek başınıza bir şeyi tamamını siz yürütemezsiniz. Yöneticilikte de bu iş böyledir. Siz bütün her şeyi üzerinize alırsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ya da birçok yere yetişmeye çalışırsanız hepimizin başında olan şey zaman yönetimi şu anda. Birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz. İşte annelik, babalık, öğretmenlik vesaire yetişmeye çalışırken bir anda olmuyor. O zaman ne yapmam lazım? İşleri belli ekiplere dağıtmam lazım. Proje de böyle bir şey. Yapamadığım şeyi bir başkasından destek almam lazım. Başkasının yapamadığı bir şeyi başkasını yönlendirmem lazım. İşte Ersin Hoca'ya sormam lazım. Ama Ersin Hoca bilmiyorsa, onun alanı değilse Ersin Hoca başka bir hocaya yönlendirmesi lazım ki ben doğru şeyi bulayım. Bu aslında öğrencilerin örtük olarak bazı becerilerini de geliştiriyor. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Ekip bu anlamda önemli bir proje için ve bunun doğru bir ekip olması lazım. Mesela bizim projelerde bazen işte kıramayacağımız hocaların ricaları, işte başka faktörler ya der ki işte bu proje ama sen bu ekipte ne yapacaksın? Bir görevin yoksa bu ekipte, bu ekipte
bir çalışma yürütmeyeceksen sadece senin isminin olması anlamlı gelmiyordur. O yüzden ekibi doğru seçmek lazım. Şimdi her bilimsel araştırmanın, bu makale olur, tez olur, proje olur, ne olursa olsun, her bilim araştırma bir probleme dayalı olarak amaçla yola çıkar. Biz şimdi buradan çıktığımızda ben Denizli'ye gitmek istiyorsam, benim orada bir amacım varsa, bir hedefim varsa, bir problem çözmek üzere ya da bir şey yapmak üzere gidiyorumdur. Ve bunları aslında bazen şöyle oluyor, aklımıza bir proje fikri geliyor öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin. Bunu çok genişletmeye çalışıyorlar. Hayır, daraltmak daha iyi bir şeydir. Projelerde daha dar şeylere çözüm üretmek bizim için daha iyi bir şeydir. Jüri bunu daha olumlu karşılar. Onu özellikle söyleyeyim. Bir de burada şunu da söyleyeceğim. Jüri deneyimlerimi de paylaşacağım. Tabii ki gizli olan, jüri dışında olan şeyler değil. Orada öğrencilerden beklenen şeyleri de aslında paylaşmak istiyorum. Benim çünkü TÜBİTAK'ta resmi bir görevim yok. Orası için zaman zaman çalışıyoruz, projeler yazıyoruz ama böyle bir şeyimiz yok. Finansman bütçe konusu özellikle 22.04 projelerinde evet belli konularda finansman ya da bütçe konusunda kısıtlar, işte fazlalıklar, eksiklikler gibi bir kavram yok ama sizin mutlaka belli bir ekonomik çerçeve içerisinde yapmanız lazım. Sınırsız bütçe diye bir kavram hiçbir zaman hiçbir yerde olmaz. Bunun sınırlı olması gerekir. Hatta bazı kaynakları farklı şekilde beslenmeniz gerekir. Risk projelerde en çok unutulan şeylerden birisidir. Bence önemsenecek bir noktadır risk dediğimiz şey. Sizin projenizi yürüttüğünüzde karşılaşacağınız problemlere karşı ürettiğiniz B planlarının olması lazım. Yani risk demek ona önlem almak demek. Ve bu riskleri, olası riskleri göz önünde bulundurduğunuzu karşı tarafa açıklamanız gerekiyor. Süre önemli. Yani çok uzun süre, kısa süre, onun bir ayarlama ve belli bir noktaya getirme, yani belli bir başlangıcı ve belli bir bitişe getirmeniz gerekir ve bunu kısıtlamanız gerekir. Birazdan da bahsedeceğiz. 22.04'lerde de özellikle özgünlük çok isterler ama şimdi özgünlük kavramını biz bazen eksik anlayabiliyoruz. Yani sıfırdan bir şey icat etmek ya da hiç olmamış bir şeyi bulmak tabii ki bu çok orijinal, çok özgün bir şeydir. Ama bazen bir araç gereci kendi çalışma şartlarının dışına çıkarıp işlevsel hale getirmek de özgünlüktür. Hatta buna son dönemlerde inovasyon diyoruz mesela bu özgünlüğün karşılığında. Önemlidir. Ve son olarak da disiplinler arası kavramı bizim için önemli. Çünkü hangi proje olursa olsun bir sürü alt temalar var. Bir sürü temalar var, bir sürü konular var. Ama bunların her birisi birbirleriyle ilişkili. Siz mesela afetle ilgili bir proje yaptığınızı zannediyorsunuz ama aslında psikolojiyle ilgili ya da işte farklı bir temayla ilişkili ya da sosyal bilimler alanında bir çalışma yapıyorsunuz ama bakıyorsunuz fen bilimleri ayağı da olabiliyor. O yüzden disiplin arası çalışmayı önemsemek lazım. Peki öğrenciler neden proje yazmaları lazım? Bir kere proje yazma süreci başlı başına öğrencilerin disiplin arası düşünmesini sağlıyor. Ve disiplin arası çalışabiliyorlar. İçine kapanık bir öğrencinin biraz böyle proje çalışmalarında bulunduktan sonra belli bir noktada artık becerilerinin yükseldiğini görüyorsunuz. Sonra öğrenciler bir projede olmazsa olmaz dış kaynaklar ve dış paydaşlar vardır. Hangi tür projeyi yaparsanız yapın mutlaka sizin ya veri toplarsınız onlardan ya bilgi alırsınız ya destek alırsınız. Onlarla iletişim kurmak zorundasınızdır. Öğrenci bunu yaparsa, öğretmen bunu yaparsa iletişim becerileri gelişir. Ve öğrenciler insanlarla konuşmayı ve gayretlerini arttırırlarsa aslında onların birçok yeni becerileri de gelişmeye başlıyor. Sonra sistemle çalışmak önemlidir. Yani hem yönteme bağlı hem de bilime bağlı olarak çalışmak bu anlamda önemli. 21. yüzyıl becerilerini geliştirir. Bunu biz eğitim camiasında yıllardır konuşuyoruz. 21. yüzyıl becerileri, 21. yüzyıl becerileri artık bununla ilgili sürekli yayınlar çıkarıyoruz ama ne işe yarıyor ya da öğrenciler bunun neresinde, bu projeler bunun neresinde? Aslında çok önemli bir noktasında. Önemli ayaklarından birisi
öğrenciler araştırma yapmaya teşvik oluyorlar, güdüleniyorlar ve bir aslında probleme ya da bir soruna çözüm üretiyorlar. Bu öğrenciler için evet belki dereceye girip ödül kazanıp haz da duyuyorlar ama bunun yanında bu süreç içerisinde öğrencinin örtük olarak kazandığı bir sürü şey var. Yaklaşık 2 ay önce bizim Eskişehir'de bir lisede öğrenci ve öğretmeni geldi ziyarete. Daha önceki 22.04'lerde derece almışlar. Diyor ki elinde bir çalışma var. Özgün, güzel de bir çalışma. Derece de almış. Ben diyor bunu makale yapmak istiyorum diyor. Ben bunu yayın yapmak istiyorum diyor. Yayın yapan yerler üniversitelermiş. Ben geldim sizi buldum diyor. Şimdi bunu diyen lise öğrencisi. Ben lisans üstünde tez yazdığım öğrenciden bazen böyle bir aktivite bulamıyorum. Çok önemli. Diyorum ki sen bunu nasıl kazandın? Diyor ki ben yarışmaların işte rehberlerini okuyorum. Sürekli yarışmalara katılıyorum. Yeni fikirler üretmeye çalışıyorum. Kendi hayatımda sorunlar bulup onlara çözüm üretmeye çalışıyorum ve bu konuda da hep öğretmenlerimden ve onların yönlendirdiklerinden destek alıyorum. Aslında proje tabanlı öğrenmeyi öğrenmiş. Şimdi bu öğrenci üniversiteye gittiğinde faydalı bir birey olacak topluma. Ve kazandığı ödülde ya da kazandıkları da yanına kar olacak. TÜBİTAK ne yapıyor? İyi dereceli ödül kazananları uluslararası yarışmaya gönderiyor. Uluslararası yarışmada da derece yaparsan gel burada istediğin okulu oku diyor. Yani böyle bir imkanı da var yıllardır. Peki bunlar az önce Emel Hocam ben biraz geç girdim. Kendisine de söylemiştim zaten. Belki bahsetmiştir. Ben çok üzerine durmayayım. Hani proje rehberini açıp okuyabileceğimiz kapsamlar. Hatta daha dündü galiba, dün konuştuk. Yeni Çağrı'da açıldı zaten. 22.04'lerin tümü yeni dönemde açıldı. Üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları da var. Biz üniversite öğrencilerimizi de bu konuda teşvik etmeye çalışıyoruz, güdülemeye çalışıyoruz. Onların da proje yapmalarını öncülüyoruz. Peki öğrenciler ne yazmalılar konusunda aslında kafalarına gelen problemleri bir tema alanına oturtabilirler. Akıllarında olan problemleri, proje fikirlerini buradaki bir sürü alanından birine uygun hale getirebilirler. Şimdi burada şöyle önemli kritik noktalar da var. Her tema birbirinden farklı. Sizin yapacağınız proje fikrinin en uygun temasını bulmanız lazım. Tematik alanlar aslında bu yüzden var. Eskiden tematik alanların üstündeki ana alanlar üzerinden başvuru yapılıyordu. Alt alanlar bu kadar açılmamıştı. Son birkaç yıldır tematik alanlar üzerinden gidiyorlar. Çünkü doğrusu da bu. Çünkü disiplinler arası çalışmalarda disiplin diye bir kavram yok. Yani bilimsel bir çerçeve çizen bir kavram, tema diye bir şey var. Sizin mesela doğal afet ya da afet, son dönemlerde çok fazla konuştuğumuz, bizim bununla ilgili projelerimiz var. Öğretmenlerle aslında salgın öncesi yapmaya başladığımız, hatta önümüz 2 hafta içerisinde ilana çıkacağız, öğretmenleri alacağız. Denizli'den öğretmenlerimizi öncelikle alırız o projelerimize. Çok afetle sevindim. İlgili var. Şimdi afet konusu tek başına bir konu değil. Bunun fizik var, kimyası var, gıdası var, sağlığı var. Birçok aslında alanla bağlantılı. Ama en can alıcı ve en vurgu yaptığı tema neyse öğrenciler o alandan başvurması gerekiyor. Bu çok önemli. Mesela afet öncesinde ve sonrasında aile içi iletişimin nasıl olduğuna dair bir çalışma. Şimdi bu aile içi iletişim temasına mı girer, afet temasına mı gireri? Çalışmayı yürüten öğrenci, öğretmen ve danışman bunlar karar verecekler. Hangisinde daha yöntemsel olarak odaklandım? Bu bizim için önemli. Sağda gösterdiğinizde 22.04C olan, kutup için olan, bununla ilgili de en son bir şey çıktı. 2-3 gün önce ödüllerini verdiler. Bununla ilgili bir de Çalıştay yürütülüyor. Eğer buna ilgisi olan öğrencileriniz varsa yarın kutup çalışmalarıyla ilgili TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları bir kitap çıkarıyor. Mutlaka öneririm. Ben o kitabın ön şeyini okudum daha öncesinde. Mutlaka öneririm. Çünkü öğrencilerin bazıları gerçekten bu tip çalışmalara ve bu tip içeriklere çok ilgi duyabiliyorlar. Onları köreltmememiz gerekiyor. Bu kapsamda eğer başvuracak öğrencileriniz varsa onu öneririm.
oradaki tecrübelerden ve gerçek yaşantılardan bahsediyor. Bununla ilgili tematik alanlar kapsamında doğal afetler ve afet yönetimine birkaç örnek vermek istiyorum. Hem çalışma ve ilgi alanımız olduğu için hem de Türkiye tam bunun ortasında olduğu için afet bölgesinde bir öğrenci bölge finalinden sonra işte Ankara finaline kalmıştı. Birkaç 4-5 yıl önce olabilir muhtemelen. Yakın zamanda bir afet yaşamışlar ve yaşadıkları afete çözüm üretmek üzere bir materyal üretmişler. Kendilerinin maruz kaldığı afete bir çözüm üret. Daha afet demeyeyim, acil durum diyeyim. Bir yangın olayı yaşamışlar ve buna çözüm üretmek için üniversitenin kimya bölümüne, üniversitenin eğitim fakültesine, üniversitenin işte farklı laboratuvarlarına gidip kullanmışlar ve derece almışlardı. Şimdi onunla ilgili patent ve faydalı model girişimlerinde mesela bulunacaklar öğrenciler. Bazen kendi hayatınızda yaşadığınız olumsuz şeyler bir proje fikrine ya da içeriğine dönüşebiliyor. O yüzden öğrencileri iyi açmak gerekiyor bu konuda. Eskiden çok dardı bu alanlar. Şimdi çok da genişlediği için aslında çok bence büyük avantaj da oldu. Bir de yığılmalar önlendiği için öğrencilerin bölge finaline kalma ihtimalleri de yükselebiliyor son dönemlerde. Ne yazmalıdan bahsettik de bir de ne yazılmamalı kısmı bence çok önemli. Çünkü mesela jüri olarak önümüze proje geliyor. Hazır bulunmuş böyle ısmarlama proje geliyor. Belli şimdi onun öğrenci tarafından olmadığı, öğretmen tarafından olmadığı. Bir akademisyenden destek alınmış tahminimce. Ve o da demiş ki ya bunu yazın. Bak akademisyenler okuyor, iyi olur. Ya şimdi orada bazı kavramlar, terimler geçiyor. Hocaları da aşabiliyor. Ama bunu çocuk yazmış, böyle deklare ediyor. Bu çok önemli bir şey. Hani projenin özgünlüğü kapsamında önemli. Ya da şöyle olabiliyor bazen. Öğretmeninin ya da bir tanıdığının ya da işte ekstra bir kişinin yüksek lisans veya doktora tezleri. Tezleri de değil, bunların böyle konsantreleri, böyle bir kısımları önünüze proje olarak gelmiş oluyor. Rastlayabiliyorsunuz. Bunlardan uzak durmak lazım. Bir de makalelerden alınıp etik dışı bir şekilde mesela bir yerini kesiyorsunuz. Etik kısmında bahsedeceğim bunların iyi niyetli ve kötü niyetli olanlarından. Biz mesela bunları öğrenciler ya da öğretmenler yaptığı için iyi niyetli davranıyoruz. Ama bunu bir akademisyen ya da bir akademik çerçevede yapılsa bunun iyi niyetli şeyler değil. Etik dışı ve belli başlı şeyler gerektiren şeyler. Şimdi asıl bizim odaklanacağımız nasıl proje yazılmalı? Yani projenin içerisinde neler olmalı? İşte hangi başlıklara dikkat etmeliyim? Ne içeriklere dikkat etmeliyim kısmı burası. Nasıl proje yazılmalı? Şimdi proje yazılırken bir kere şu kavramlar son dönemlerde özellikle günümüzde çok fazla tartışıldı. Özgünlük, yenilikçilik, yaratılıcı. Şimdi yenilikçilik kavramı inovasyon kelimesiyle yan yana kullanılıyor çünkü Türkçesi o. İnovasyon deyince de hemen insanların aklına teknoloji geliyor. Şimdi teknoloji günün şartlarına uygun olarak kullandığımız araç gereçler. Şimdi ben öğretmen eğitimlerinde bu tip şeylerde olduğum için ben ve benden daha ileri yaşta öğretmenlerimiz olduğu için bu resimler böyle anı canlandırıyor insanlarda. Şu anda üniversite öğrencileri 2005 doğumlu, 2004 doğumlu olduğu için bunlarla hiç böyle alakaları olmuyor. Belki babalarında, dedelerinde falan görmüşler bu tip şeyleri. Ve zamanın faydalı modelleri aslında bunlar. Zamanın tasarım ürünleri ya da belli şeylere dayalı. Şimdi özgünlükten kastımız bir projenin konusu ya da yöntemi mutlaka özgün olması gerekiyor. Bunu neden özellikle vurguluyorum? Jüri, yani bizlere bir proje geldiğinde ya da hocalarımıza proje geldiğinde değerlendirme öncesinde mutlaka ve mutlaka bu proje konusu veya uygulanan yöntem özgün ve yaratıcılık kriterlerine uygun. Artık dijital ortamlar çok geliştiği için, dijital kaynaklar çok arttığı için bunlarla ilgili yapılan sahtekarlıklar da çok arttı. Öğrencilerimizde de bunu çok yaşıyoruz. Artık intihal programları var. Bu intihal programı, siz yazınızı koyuyorsunuz, gelen yazıyı koyuyorsunuz. Bu intihal programına koyduğunuzda
dünyanın bütün her yerindeki veri tabanlarını, bilimsel olmayan bütün veri tabanlarını, internet sitelerini tarıyor ve senin cümlelerinle taradığı cümleleri karşılaştırıyor. Diyor ki şu kadar benzerlik var. Bir bakıyorsunuz %65 benzerlik var. Oradan almış, buradan almış, ortaya bir şey çıkmış. Bu olunca da siz zaten kafadan yatıyorsunuz. Proje türlü ne olursa olsun, isterseniz ortaokul, isterseniz lise, isterseniz kutup ya da farklı tür projelerde özgünlük basamağı çok önemli. Eğer burada siz düşük puan alıyorsanız, burada jüri size düşük puan veriyorsa, diğerlerinden zaten yüksek alsanız da sizin projeyi bir adım öteye taşıma ihtimaliniz sıfır. O yüzden özgün yöntem veya konular olması lazım. Şimdi az önce biraz bahsetmiştim. Özgünlük deyince aklımıza sadece sıfırdan bir buluş yapacağız. İşte onu TÜBİTAK yarışmasına katılacağız. Sonrasında işte bununla ilgili bir patent alacağız demek yerine olmuş bir şeyi, olan bir şeyi farklı bir yönteme taşımak gerekebilir. Ya da bir yöntem farklı bir ortamda nasıl çalışıyor, burada nasıl çalışıyor? Bu da bizim için aslında çok önemli bir özgünlük. Bir öğrenci Türkiye'de Türkiye finalini biz birkaç sene önce Eskişehir'de yapmıştık. 2015 değil, 2017 galiba. 2017 yılında. 2013'te Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında bizim oraya bir Türk Dünyası Bilim ve Kültür Merkezi yapıldı. Böyle kubbeli, belki gelip Emel Hocam görmüştür tahminimce. Buraya götürmüşüzdür. Orada biz Türkiye finalini yaptık. Ben de orada jüri üyesiydim. Birinci olan öğrencimiz, yani şehrini hatırlamıyorum ama bir devlet okulundan babası kamyon şoförü ve kamyonlar çok hızlı gidip balataları ısındığında frenleri çalışmıyormuş. Babası bununla ilgili bir iki sefer kaza yaşamış. Sonra demiş ki kaçış rampaları gibi balata soğutucu rampalar yapabilir miyim diye bir fikir ortaya koymuştu öğrenci. Bakıyorsunuz balata özgün bir fikir değil. Balatayı soğutmak özgün bir fikir değil. Çünkü götürdüğünüzde bir yere balata soğutma ile ilgili bir işlem yapıyorlar. Ama siz onu yolculuk esnasında bunu hissettiğinizde yapıyorsunuz. O balatalar parçalanmayacak bir sistem kurmuş oluyorsunuz. Gerçekten jürilerin tamamından tampon alıp birinci olmuştu bu öğrenci. Ve özgün bir proje. Şey özgün değil, konu özgün değil ama konunun yöntemi ve uygulanış tarzı özgündü ve Türkiye finalinde birinci oldu bu öğrenci. Şimdi bilimsel yöntem dediğimiz şey, az önce bahsettiğimiz bilimsel yöntem. Şimdi bilimsel yöntemi nerede kullanıyoruz? Biz makale yazarken, tez yazarken, araştırma projeleri yazarken kullandığımız şey bilimsel yöntem. Biz öğrencilerden de bunu bekliyoruz. Son dönemlerde jüriler daha bilinçli hale geldiler bu konuda. Bu projeleri öğrenci ve öğretmenler tarafından yazıldığını unutan jüriler oldu. Ve sanki akademik üst düzey makaleler yazılması gerekiyormuş muamelesi yapıldı. Evet, sizin öğrencileriniz ya da sizler üst düzey bir akademik makale yazmayacaksınız belki ama bu sizin bilimsel yöntemlerin dışında bir şey yazacağınız anlamına da gelmiyor tabii ki. Belli bilimsel yöntem, belli bilimsel kurallara, belli bilimsel metoda uymak lazım. Şimdi bunların değerlendirme kriterleri bu yarışmaların özellikle problem veya araştırma sorusu açık mı? Şimdi burada bazen şöyle bir şey oluyor. Öğrencinin kafasında bir şey var. Bizim kafamızda bir şey var. Biz oraya yansıttık mı? Şimdi siz ne kadar anlatırsanız anlatın, jürinin anladığı kadar puan alacaksınız. Değerlendirileceksiniz. Siz onu oraya açık. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Koskoca akademisyen değerlendiriyor. Adam profesör olmuş. Herhalde bunun ne olduğunu biliyordur demeyeceksiniz. Bu nedir diye böyle aklı çok çalışmayan bir insana anlatır gibi anlatacaksınız. Bu jüriyi memnun eder. Jüri aksine ya ben adamı salak yerine mi koydum demez. Aksine memnun eder. Çünkü bu projelerde birçok insan çalışıyor. Çok proje geliyor. Çok jüri üyesi var. Bazen onun alanına uygun proje gelmemiş oluyor. İşte fen eğitimcisisiniz. Size bazen psikolojiyle ilgili proje gelmiş olabiliyor. Çok afaki bir durum ama olabiliyor yani böyle bir şey. O adama senin nereden geldi, nasıl geldi anlatman iyi olur. Bazen ben merak edip anlatılmayan noktaları açıp internetten araştırıyorum ama o da doğru değil. Bana onun anlatması lazım.
Mesela sadece ben onu okuduğumu düşünün ve bana mutlaka açık ve net bir şekilde belirtmek lazım. Problem cümleleri biz akademisyenlerin çok taktığı yerlerden birisidir. Tez öğrencisi gelir 10 defa geri göndeririz onu. Deriz ki ya bak bu problem cümlesi olmamış. Biz öğrencilere, öğretmenlere bu kadar acımasız davranmayız. Ya ben kendi adıma söylüyorum. Tabii ki bunu yapan jüri üyeleri vardır ama en azından kıyısından köşesinden konuyla ilgili değerli toplu bir problem cümlesi, problem sorusu, araştırma sorusu olmak zorunda. Sonra bu bilimsel yöntemin model dediğimiz yani yöntem dediğimiz ya nasıl yapacaksın sen bunu? Neyi kullanacaksın? Yani buradan Ankara'ya gideceğim de tamam amacın belli. Amacın Ankara'ya gidip işte orada birisiyle görüşmek. Neyle gideceksin? Otobüsle mi gideceksin? Trenle mi gideceksin? Yürüyecek misin? Şimdi sen oraya yani fark etmez otobüsle de gitsem olur, trenle de gitsem olur dersen yöntemin sallanmaya başlar. Oraya net bir şekilde diyeceksin ki ben bununla yapacağım bunu. Bir sürü yöntem içinden deneysel bir çalışmadır. Bir malzemeyi deniyorsunuzdur. Yaklaşık bir 6-7 sene önce de bir öğrenci mısır koçanlarının ısı yalıtımı ile ilgili bir projesinde Türkiye derecesi vermiştik. Mısır koçanı. Mısır koçanlarını almış bir çimentonun yani bir yalıtım şeyinin arasında koymuş. Ondan sonra onu Ankara'ya göndermiş. Kendi bulunduğu ildeki bir üniversiteye göndermiş. Yanıcılık testi, ondan sonra dayanıklılık testi, ısı yalıtım testi, ısı geçirme hepsini yaptırmış öğrenci. Bunlarla ilgili fikir almış ve demiş ki ben bu ısı yalıtımı ile ilgili şu 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 yöntemler var. Ben bu yöntemi benimseyerek yaptım. Ya bu da var, şu da var, buna da uygun, şuna da uygun derseniz olmuyor projede. Böyle bir yöntem var, böyle bir şey var, bunun için uygun. Mesela ben bir şey buldum, işte apartman dairesi için de uygun, yer evi için de uygun, sobalı ev, böyle bir şey yok. O orası için uygunsa orası için diyeceksiniz, daha çok puan toplarsınız. Bu önemli. Sonra değişken dediğimiz bir kavram var bizim. Özellikle sosyal bilimlerdeki demografik şeylerle ya da demografik özelliklerle ilgili yaptığımız ya da yöntemsel çalışmalar. Genelde sosyal bilimlerde kullanıyoruz. Bir de fen bilimlerinin deneysel çalışmalarında kullandığımız deneysel değişkenler var. Bunları açık ve net belirtmemiz lazım. Yani ben buraya koydum, sen bunu anla demek doğru bir şey değil. Değişkenleri de net bir şekilde belirtmek lazım. Ve burada da bizim bir amacımız, bir yöntemimiz ve belli değişkenlerimiz var. Bunlardan da veri toplayacağım. Ve bu veriler ışığında araştırma sorularıma çözüm üreteceğim. Ya da probleme bir çözüm üretmeye çalışacağım. Bunların hepsini birbirine uyumlu hale getirmek lazım. Şimdi biz bilimsel yöntem dediğimizde farklı şeyler biliyoruz. Mesela bir kere gözlem olması lazım. Deney olması lazım. Şimdi kontrollü deney dediğimizde eğer bu fen bilimleri ise biz buna deneysel çalışma diyoruz. Sosyal bilimlerse yarı deneysel çalışma diyoruz. Çünkü neden? Sosyal bilimlerde insan diye bir faktör var. Tüm değişkenlerini kontrol altına alamıyoruz. Alamadığımız için yarı deneysel oluyor. Bir çalışma yürütüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir yöntem uygulayacağım. İşte ne bileyim ters yüz edilmiş sınıf uygulaması yapacağım diyorsunuz. Bununla ilgili uygulama yapacağım ama bunun başarısını ölçmem için benim iki tane sınıf bulmam lazım. İki sınıfın birbirine denk olması, yakın olması lazım. Bir bakıyorsun tam çalışmayı yürütürken istemediğiniz bir şey oluyor. Ya da beklenmedik bir durum ortaya çıkıyor. Tam biz çalışmanın sonuna geldik bir çalışmada, son haftada okula vali geldi. Çalışmamız yarım kaldı ve son haftaydı mesela. Son haftayı bitiremedik. Farklı yollar, yöntemler vesaire düşündük. Ama çalışma böyle şey oldu. O yüzden yarı deneysel ama fen bilimleriyle ilgili çalışma yapıyorsunuz. Tam deneysel. Orada tüm değişkenleri kontrol altına almak zorundasınız. Bir defalarca test yapmak zorundasınız ve bu test sonuçlarını orada mutlaka yayınlamak zorundasınız. Ne yaparsanız yapın. Ve öğrenciler ve öğretmenler ve bizler bir proje fikri üretirken mutlaka merakımızdan yola çıkıyoruz ve belli şeyleri hayal ediyoruz. Yani projenin sonunu hayal ediyoruz ya da yaptığımız deneysel kurduğumuz deneysel sistemlerin birkaç adım sonrasını merak etmeye başlıyoruz. Şimdi bilimsel araştırmada genel kapsamda konuyu belirlemek önemli. Mesela burada bizim tez öğrencilerimiz de bazen yarışmaya katılacak öğrenciler, öğretmenlerimiz bu konuda bazen çok sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani konu olarak ne önerirsiniz, hangi başlığı önerirsiniz ya da neyi önerirsiniz? Konuyu bulup bundan sonrasını önermek daha kolay. Çünkü konu dediğiniz şey çok özgün, spesifik, size bağlı, sizin
yaşantınızla ilgili neyi merak ediyorsunuz? Yani siz neyi çalışmak istiyorsunuz? Neyle ilgili bir çalışma yürütmek istiyorsunuz demek lazım bu konuda. Konuyu belirledikten sonra bu konuyla ilgili ve konuyla ilişkili olabilecek varsayımlar ortaya atmak lazım. Yani bu konu neyle ilgili olabilir? Kaynak taramak lazım, onu bahsedeceğim. Ve sonrasında da verileri toplayacağım. Farklı yerlerden alacağım. Bunları birbirine katacağım. Birbirinden ayrıştıracağım ve bir rapor ortaya çıkaracağım. Bir projenin temelinde bizden bunu ister. Yani bilimsel yöntem bizden genel anlamda bu basamakları ister. Şimdi bu basamaklar hem fen bilimleri hem sosyal bilimler. Sosyal bilimler deyince altında ne var? Eğitim bilimleri, psikoloji, işte davranış bilimi, özel eğitim, yani eğitim bilimleriyle ilgili çalışmalar. Fen bilimleri deyince de mühendislik çalışmaları, teknolojiyle ilgili çalışmalar. Bir de bunların birbirleriyle iç içe olduğu çalışmalar var. Yani entegre çalışmalar var. Bazen bunları belli yöntemlere oturtamıyoruz. Sosyal bilimler çalışması şeklinde desenliyoruz ama oturmuyor. Çünkü ortada bir deney var. Deneysel bir çalışmayı yapıyoruz ama bunun insan üzerindeki etkisine bakıyoruz. Sosyal bilimler. O yüzden burada en olabilecek uygun yöntemi belirlemek lazım. Şimdi burada projenin konusunu seçmek, bilgi, veri toplamak, yöntemi belirlemek. İşte bu yöntemi belirleyip uygun bir yöntem yazdığınızda sizin çalışmanız aslında çok rahat hale gelmiş oluyor. Ve en sonunda rapor yazmak ve bu yarışmalarda da bunu sunmak gerekiyor. Rehbere göre yeni yayınlanan ve geçen sene yayınlanan üzerine çok değişiklik yapılmadı. Bu rehbere göre bilimsel yöntem adımlarını, yani sosyal ve fen bilimleri açısından bir de mühendislik tasarım açısından karşılaştırma bir tablo yayınlamış. Bunu okumanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü deneysel bir çalışma yürütüyorsanız bu deneysel çalışmayı belli bir süre içerisinde yürütüp değişkenlerinizi belirleyip deneylerinizi yapıp o deneylerin süreçlerini ya da proseslerini belirleyip deney yaparsınız ve hipotezinizi test edersiniz. Ama mühendislik temelli bir çalışma yapıyorsanız burada deney kavramı girmez devreye. Prototip ve test girer. Mesela son dönemlerde savunma sanayi ile ilgili yapılan bazı çalışmalarla ilgili belki ilginizi çekmiştir, izlemişsinizdir. Bir araç yapımı yaklaşık 2-2,5 yıl sürüp sadece 2,5 yıl sonra prototipi çıkıyor. Bundan yaklaşık bir sene, bir iki sene sonra da seri üretime geçiliyor. Soruyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu 2,5 yılda siz ne yapıyorsunuz? 2,5 yılın belki 2 yıl 3 ayı deneme yapıyorlar. Yani prototipi yapıp deniyorlar. Çünkü neden? Gerçek yaşantıda kullanılacak. Öğrencilerin de işte prototip hazırlaması bu yönden önemli. Şimdi bizlerin artık bu son dönemlerde şöyle bir avantajı var. Dijital ortamlar çok gelişti. Biz artık prototipleri dijital ortamdaki programlarda yazıyoruz. Orada deniyoruz. En son aşamada eğer ihtiyaç duyarsak çıktısını bile alabiliyoruz artık. Yani o kadar imkan gelişti. Ama eskiden bir prototip yapıp gerçeğe dönüştürmesi biraz daha zor olabiliyordu bu anlamda. O yüzden şu anda öğrenciler avantajlı ama bu avantajı şeye dönüştürmek lazım. İşte öğrencilerin ilgisine dönüştürmek lazım. Şimdi kaynak taraması dediğimiz kısım da aslında çok önemli. Bizim projelerde önümüze geldiğinde kaynak taraması kısmının çok eksik olduğunu görüyoruz. Çok önemsenmediğini görüyoruz. Yani ne olacak? Ben bak bir şey buldum. Çok orijinal. Nereden biliyorsun orijinal olduğunu? İşte buradan bilmeniz lazım. Kaynak taramasında bir kere sizin proje konunuzda oluşturduğunuz konuyla ilgili yeterli kaynak buldunuz mu? Emin olun çok özgün bir fikrin yetersiz kaynak taramasından elendiğini görürsünüz. Ya çok özgün benim fikrim. Hiç böyle bir şey olmadığını kanıtlayacaksın o zaman. Şimdi öğrenci geliyor diyor ki yani ben diyor bununla ilgili araştırdım diyor. Hiç kaynak nereye araştırdın? Google'a yazdım diyor. Ama senin tek araştırma kaynağın Google değil. Bir sürü araştırma kaynağı var ve bunlardan araştırmakla yükümlüsün. O zaman sen çalıntı bir eser ortaya çıkarıyor olursun. Şimdi nereden araştırabiliriz? Bir kere ulusal araştırma yapacağımız zaman artık bunları sadece biz akademisyenler kullanmıyoruz. Herkese açık bunlar. Açık erişim diye bir bilgi paylaşımı var artık. Son 100 yılın özellikle son 1 yıl açık erişimle ilgili açık erişim günleri falan düzenlendi. Açık bilgi erişimi diye TÜBİTAK yayınları oldu. Bunu çok destekliyor. TR-DİZİN diye bir veri tabanı var. Burada Türkçe, eğitim, fen bilimleri, mühendislik alanında yazılmış
Makalelerin tamamını burada bulabilirsiniz. Araştırma butonuna yazıyorsunuz anahtar kelimelerinizi. Size makaleleri döküyor. Bak bakalım orijinal konunla ilgili daha önce yapılmış bir çalışma var mı? Senin konun mu orijinal yoksa sen ona farklı bir yöntem mi kattın? İşte sana bunlar verir. TÜBİTAK daha önce yapılmış projelerin hemen hemen hepsini veri tabanında açtı. Projelerin özetlerini ve sonuç raporlarını görebiliyorsun. Çok iyi bir şey. Daha önce böyle proje yapılmış mı? Bunu görüyorsunuz. Ersin Hocam. Buyurun. Bir nefes aldırayım mı size? Buyurun. Tam bu noktada. Az önce ben sohbet kutusuna önemli TÜBİTAK'la ilgili önemli adresler belgesini attım. Tamam. Onun içerisinde de var. 2204 küçük a nokta TÜBİTAK nokta gov nokta tr aynı şekilde B yazarak da bugünkü konumuz olan projelerin özellikle dereceye giren projelerin özetleri var, örnekleri var. Literatür taramasında da yardımcı olabilir, size fikir verme aşamasında da yardımcı olabilir. Onun dışında ben sunumumu yine paylaştım. Sizin bu sunumunuzu da öğretmen arkadaşlarımız rica ediyorlar bir sakıncası yoksa. Onu da ilerleyen zamanda bana iletirseniz öğretmen arkadaşlarıma iletmek isterim. Ben hocalarım için hazırladım zaten, bir sakıncası olmaz. Teşekkür ederiz hocam. Buyurun devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Çok iyi bir şey yapmışsınız, yani üstüne denk gelmiş oldu. Kaynakları taramak çok önemli. Kaynak taramak sizin çalışmanızı daha özgün hale getirir. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü kaynak tarayarak farklı şeyler görüyorsunuz. Farklı çalışmalar görüyorsunuz. Farklı içerikler görüyorsunuz. Farklı yapılmış projeler görüyorsunuz. Ve bunları açık yarış, bir gün sizin yaptığınız çalışmalar da zaten o kaynakların içerisine girecek. Siz de bu çalışmayı yayınlayarak kaynak olacaksınız insanlara. İnsanlar da sizin çalışmalarınıza kaynak gelecek. Burada gök.tez.gov.tr var mesela. Oraya girip sizin çalışma ya da öğrencinizin merak ettiği ya da çalışacağı proje konularıyla ilgili tezler bulabilirsiniz. Son 10 yılın, son 20 yılın tezlerini bulabilirsiniz. Ya da bir akademisyenden yardım alabilirsiniz. Mesela bazı veri tabanları üniversitelerde ücretsiz olur. Mesela dışarıdan ona ulaşamazsınız. Mesela merak eden öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bazen mail atarlar. Ya biz şöyle bir kaynak arıyoruz, bulamayız. Ben üniversitede onları bulur, gönderirim mesela. Ya da gelirler üniversitede beraber bakar, yapabiliriz. Akademisyenlerden bu anlamda faydalanmak lazım. Şehirlerdeki üniversitelerden faydalanmak lazım. Üniversitelerin veri tabanlarını kullanmak lazım. Pandemide birçok veri tabanını, birçok kitap veri tabanını ücretsiz hale getirdiler. Bir sürü kitap indirdik. Ne kadar güzel oldu yani pandemide. Uluslararası kaynaklar da var. Mesela bizim eğitim bilimleriyle ilgili yapılan çalışmalarda ERIC diye bir veri tabanı var. Bunları alırsınız. Şöyle bir durum da var. Artık yani eskisi gibi yurt dışı tabanlı kaynakları okumak için çok öyle üst düzey İngilizceye gerek kalmadı artık. Google çeviri hakikaten çok üst düzey çeviriler yapıyor. Çünkü çeviri yaptıkça besleniyor. Oraya atıp hemen çeviri yapabilirsiniz. Uluslararası dergileri, uluslararası tezleri, Avrupa Birliği projelerinin sonuç raporları da paylaşılıyor. Ulusal Ajans'ın sonuç kısımlarında. Ve ETV'nin projeleri var. Burada birçok hocam yapıyordur. Onların kaynakları da sizin için kullanılabilir. Ve bu kısım gerçekten sizin çalışmanızın özgünlüğüne özgünlük katar. Sizin çalışmanızı geriye götürmez. Size zaman kaybı gibi görünür ama asla zaman kaybettirmez. Aksine size zaman kazandırır ve size bir öğrencinize ve sizlere bir ispat şeyi verir orada jüriye çıktığınızda. Evet bak bu kaynakta böyle diyordu. Biz bunu yaptık. İşte bizim özgünlüğümüz bu deme rahatlığına ulaşırsınız orada. Öğrenci geliyor karşınıza. Ortaokul öğrencisi da lise öğrencisi. Pat 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 diyor ki şu kaynakta şöyleydi. Bu kaynakta ezberlemiş, okumuş. Gerçekten okumuş ve karşınıza geliyor. Şaşırıyorsunuz. Diyorsunuz ki kaynak taramış. Ne kadar güzel. Artı bir puan geliyor. O özgünlükten vermediğiniz puanı oradan veriyorsunuz. Yani bu açıdan bakarsanız da. Bir diğeri şu. Bir çalışmayı yaptığınızda sonuç ve öneri. Şimdi sonuç öyle bazen şöyle oluyor. Bir çalışma yapılıyor. Bence şöyle bir şey olmalı. Sonuç dediğimiz şey sizce bizce olmaz. Problemin en başında yazdığımız problem cümlesi araştırma soruları vardı.
onların ışığında topladığınız veriler sonucunda olur. Yani ben bu çalışmada böyle ettim ama bence böyle bir sonuç da olur. Yani ben fen öğretmenleriyle böyle bir şey yaptım ama matematikçe böyle bir şey yok. Senin çalışmanın problem araştırma sınırları neyi veriyorsa sonuçlarında mutlaka onu vermek zorunda. Aynı zamanda senin verilerine tutarlı olmak zorunda. Amaç, veri ve sonuç ilişkisini en üst düzeyde tutarsanız çalışmanız sağlam temeller üzerine oturmuş olur. Bir de şöyle bir durum da var. Proje konusu bulamayan hocalarımıza, ben bazen aklınıza bir konu geliyordur ama hani nasıl yapacağınız bilinmiyordur. Daha önce yapılan çalışmaların önerileri yeni çalışmalara ışık tutar. Oraları okumak lazım bazen. Biz bir çalışma yapıyoruz. Diyoruz ki ya bunu yaptık da keşke şöyle bir çalışma da yapsaydık. Ya da grubu arttırsaydık da şöyle öneri veriyorum ben başka çalışmalara, başka araştırmalara. O sizin çalışmanızın mayasını oluşturuyor. Çalışmaların önerileri önemli. Yani bilimsel bir çalışmanın öneriler kısmı önemli. Bir de uygulanabilirlik kısmı var. Biz buna daha çok yapılabilirlik kısmı da diyoruz. Peki siz bunu uyguladığınızda nelere göre olur? Bir kere senin çalıştığın malzeme ya da altyapı açısından uygulanabilir bir şey mi bu? Yani sen bir şey buldun da hani şey bir tabir olacak ama atıyor musun bunu acaba? Gerçekten ama uygulanabilir mi? Sen onunla ilgili ya benim imkanım yoktu, ben bununla ilgili test yapamadım demek yerine bunu test yapabilecek birilerine ulaşman artık önünde bir engel değil. Bir diğeri şu, yaptığın çalışmanı ya bağlı olarak mekan açısından uygulayabilir misin? Süre açısından uygulanabilir mi? Şimdi bazı çalışmalar vardır. Bir kimyasalla ya da bir materyalle çalışmışsındır. Belli bir süre içerisinde geçerliği vardır. Bu süre açısından uygulayabilirsen, orada bunu açıklayabiliyorsan ya da farklı kaynaklardan bunu besleyip de bak ben bu süre içerisinde bunu yaptım ya da ben bunun süresini arttırdım diyebiliyorsan bu da senin için uygulanabilirdir. Bir de bu uygulanabilirlik ve yapılabilirliğin yanında projelerde bir anahtar kelime daha vardır. Yaygın etki dediğimiz şey. Yaygın etki bunun size, topluma ve bilime olan katkısı demektir. Bu üçünü bir araya getirirseniz çalışmanızın yaygın etkisi yani uygulanabilirliği vardır. Bir de şunu önemserler jüri üyeleri. Bu yaptığınız çalışmanın çarpan etkisi ne? Siz bu çalışmayı yaptınız, bir gruba yaptınız. O nasıl bir arttırım gösterecek? Nasıl ilerleyecek, nasıl büyüyecek? Bu da çok önemli. Yani alana ve topluma katkısından kastımız yaygın etkisi var mı? Çarpan etkisi ne şekilde ve uygulanabilir mi? Belki siz çalışmanızı mesela geçen dönem öğrencinin birisi uzaktan eğitim ala ala artık çok böyle haşır neşir olmuş. Uzaktan eğitim gerçekten eğitime faydalı mı diye gitmiş bir ölçek geliştirmiş. Bununla ilgili akademisyenlerden destek almış. Bunu bir geçerli güvenilir hale getirmiş. Gerçekten ölçme kurallarına bağlı getirmiş. Gitmiş bunu uygun bir örnekleme uygulamış ve onun verilerini almış ve analiz etmiş ve sunmuş. Şimdi bu çok şey bir konu değil mi? Hani uzaktan öğretim acaba gerçekten etki hepimizin sorduğu, yıllardır tartıştığımız, son 1,5 senedir tamamen yoğunluk almış bunu. Çok güzel bilimsel yönteme oturtmuş ve araştırma yapmış. Çok özgün. Konu olarak değil ama içerik olarak çok özgün bir çalışma yapmış ve sanırım derece almıştı. Şimdi az önce bahsettiğim etik dediğimiz şey. Şimdi bakın, jüriler etik belgeleri, siz zaten öğrenci ve öğretmen olarak etik belgeleri imza atarak gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte bu çalışmanın etik olduğuna, başka bir yerden alınmadığına falan diye böyle şeyler var. Ya da kullandığım işte bilimsel yöntemin uygun olduğunu ya da az önce bahsettik işte ölçek kullanıyorsunuzdur. Ben o ölçeği işte yapanlardan, üretenlerden izin alarak kullandığımın izin kağıdını koyuyorsunuz oraya. Bunlar çalışmayı geliştirici şeyler. Öğrenciler var, bir ekler koymuşlar. İşte görüştüğü ve görüşünü aldığı kişinin yazılı beyanını almış. Ben bu kişiden bu görüşü aldım. Bu çalışmayı ne kadar iyi hale getiriyor? Ya şöyle düşünün, siz jürisiniz. Karşınıza bir çalışma geliyor. Her yeriyle size sunmuş onu. Her tarafını anlatmış sana. O kadar güzel ki. Ve bunu bilimsel yöntem içerisinde yapmış. Zaten soru sorma gereği duyulmuyor. O zaten otomatik ben bir üst kademede. Otomatik. Arada bir de projeler var. Acaba hangi alan daha baskın, daha güzel, daha yoğun oluyor? Onlar bir adım öteye çıkıyor ama onun haricinde hem bir de bilimsel etik kurallara uymadıysa hemen eleniyor. Elemek daha kolay oluyor bazen.
Şimdi bu kapsamda baktığınızda projenin hazırlama süreci var. Şimdi proje size, öğrencilerinize daha doğrusu bir danışman seçme fırsatı veriyor. Yani sizleri danışman olarak seçebilir. Bir de bunun yanında akademik danışman alabilme özgürlüğünüz var. Yani bir yere gidip danışabilirsiniz ya da bir kuruma gidip danışabilirsiniz. Bir kurumdan destek alabilirsiniz ya da bir laboratuvara. Bizim mesela bir dönem bu kapsamda lise ve ortaokul öğrencileri kapsamında bizim üniversitemizin laboratuvarlarını, araştırma yerlerini öğrencilere açmıştık. Uygun şekilde başvuru yapıyorlardı. Dilekçeli Milli Eğitim'den. Biz de onu değerlendiriyorduk. Mesela kim yapar bunu? Su laboratuvarı. Kim yapar bunu? Kimya laboratuvarı yapar diye yönlendiriyorduk üniversitede. Ve oradan da onlara bir belge veriyorduk. Diyorduk ki bu ölçümler şu 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 laboratuvarda, şu 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 kişi kontrolünde yapılmıştır. Bu belgeyi aldığınız anda zaten etik kurul şeyinizi yapmış oluyorsunuz. Son iki yıldır Türkiye merkezli ve uluslararası yapılan çalışmaların tümünde etik kurul belgesi isterler. Siz bir makale yayınlamak isteyin iyi bir dergide mutlaka etik kurul izniniz var mı derler. Çünkü etik kurul çok önemli bir hale geldi. Şimdi ne demek istiyorum? Biraz akademik olarak etik ya da etik dışı davranış ne demek? Şimdi etik dışı gibi görünen ama disiplinsiz araştırma diye isimlendirdiğimiz, bilimsel olarak böyle bir isim verdiğimiz bir çalışma var. Burada araştırma planlamasını, uygun metot seçimini, metot uygulamasını veya sonuç analiz ve yorumunu bilmiyor. Bu biraz tanıdık geliyordur. Öğrenci veya öğretmen. Şimdi bu kötü bir şey söylemiyorum. Yani üniversite yıllarında aldığınız bilimsel araştırma yöntemleri dersinden çok uzakta kaldıysanız bu doğal bir süreç. Bunu bilmemek, yöntemleri bilmemek, metotları bilmemek doğal bir süreç. Bunu bilmeyip de ısrarla biliyormuş gibi davranmak sizi disiplinsiz araştırmacı yapıyor. Biz jüriler ya da buna jürilik yapan insanlar bu konuda biraz daha iyimser davranabiliyoruz. Diyoruz ki evet yani yöntem pek fazla bilmiyor. Hocamız kaynakları çok iyi taramamış ya da işte öğrenci olduğu için farklı şeylerden yararlanmak, ölçme aracını almış ama mesela işte soruları değiştirmiş, kimseye sormamış ama neyse kötü niyeti değil diyebiliyoruz ve yanlışlarının farkında değil ve bu da güvenilir olmayan sonuçlar üretmiş oluyor. Çok orijinal bir fikir aslında ne oluyor? Heba oluyor. Disiplinsiz bir araştırmayla. Bu iyi niyetli olduğu için kabullenilebilir. Mesela bazen bizim işte tez öğrencilerimizle bilimsel sunum yapıyoruz. Öğrenci işte araştırma yapıyor, getiriyor. Diyoruz ki ya bak metot seçiminde buna dikkat etmemiz lazım. Uygulamada bunu yapmamız lazım. Dikkat çekmek lazım. Mutlaka ve mutlaka belli araştırma eğitimleri vermek lazım. Yöntem eğitimleri vermek lazım. Ya da destek almak lazım. Yani akademik bir destek almak lazım. Ve bu akademik desteği orada belirtmek lazım. Mutlaka belirtmek lazım. Çünkü bu kapsamda etik şeylerle karşılaşacağız. Peki diğeri ne? Bu bilimsel yalancılık ve sapma, intihal diye konuşuluyor yani akademik çalıntı, akademik aşırma, akademik hırsızlık dedi. Bu oluyor. Bilimsel yalancılık. Ne oluyor? Araştırmanın amacını bilinçli olarak sap. Biz buna manipülasyon yapılıyor. Ya istatistiki yolla ya da farklı yollarla oynanıyor çalışmanın verileriyle. Farkında olarak yapılıyor. Bu kötü niyetli bir şey. Kötü niyetli bir şey olduğu için bilimsel değil ve etik dışı. Cezalandırılmalı ya da bununla ilgili bir çözüm üretilmeli. Bu kesinlikle kötü niyetli. Bunun özrü yok. Şimdi az önce dediğim gibi eğer siz bir öğretmen ve öğrenci araştırma projesi yarışmasına katılıyorsanız genellikle iyi niyetli kategorisinde değerlendiriliyorsunuz. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Ya iyi niyetli bu. Hani iyi niyetini şey yapalım. Hadi ödüllendirelim değil. İyi niyetli ama git lütfen bir araştırma disiplininin desteğini alacak bir kişiyle görüş ya da bununla ilgili eğitim al ve daha iyi hale gel. Zaten daha iyi hale geldiğinde onu bilinçli insan yapmamış oluyor. Üçüncüsü de şu, bir bilimsel araştırma veya yayının etik dışı davranış olabilmesi için burada kasıt veya ağır ihmal arıyoruz biz. Mesela bir yarışmada Eskişehir'de bölge finalinde şimdi eskiden jüriler şöyle oluyor. Siz bir jüriye size gelen diyelim ki 50 tane proje var. 50 projeyi 3'e bölüyorsunuz. 3 jüriye gönderiyorsunuz. 16, 16, 16 gönderdiniz. Sonra bu projeleri başka kişilerin de okuması lazım.
Bu 16'ları kardınız bir 16 üçlü hale daha getirip farklı 3 kişiye daha gönderdiniz. Yani ne oluyor? Bir projeyi aslında birbirini bilmeyen farklı 2 veya 3 hoca okuyor. Şimdi proje yarışmasına gelmiş birbirinden bağımsız 2 hoca 2 farklı proje okumuş ama 2 aynı projeymiş bunlar. Ve farklı isimlerle başvurulmuş. TÜBİTAK yarışmasında. Biz bunu bölge finalinde fark ettik. Aynı. Hatta standları bir arayla konulmuş. O anda fark edildi ve TÜBİTAK rehberlerini okuduğunuzda şöyle bir şey yazar. Jüri yarışmanın her aşamasında projeyi iptal edebilme yetkisine sahiptir der. Şunu diyemeyecek kişi. Biz jüriden geçtik. Bu sergiye geldik. Bizi eleyemezsin, iptal edemezsin. Ha, demek ki bunun için yazılmış. Belli önlemler almak için yazılmış. Askere giden hocalarımız bilir. Askerlikle ilgili kurallara her sene kural eklenir. Niye? Çünkü her sene bir şey yaşanır. Yeni senede gelenler yaşamasın diye. TÜBİTAK'ta da genellikle böyle oluyor. Yeni bir şey ekleniyor ve bir sonrakilerde kural haline dönüşmüş oluyor. O yüzden jüri değerlendirmelerinde elde edilen veriler çok önemli. Bir sonraki aşamaya daha iyi aktarılıyor. O yüzden bu etik olaylar çok önemli. Etik olayları nasıl aşarsınız? Etik olayları şöyle aşarsınız. Az önce bahsettiğimiz o kaynak tarama işi var ya, onu iyi yaparak çok güzel bir şekilde aşarsınız. Ve şunu söyleyeyim, hatta bunu şurada söyleyeyim, sonra tekrar oraya geri geleyim. Özümseme konusu çok önemli. Çünkü bunlar üç aşamalı projeler. Birincisi ön değerlendirme süreci. Ne yapıyorsunuz burada? Yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bu çizgileri ben yapmıyorum bu arada. Ya da yanlışlıkla mı yapıyorum bilmiyorum da. Sanırım siz yapmıyorsunuz hocam. Katkıda Evet. bulunmak isteyen bir küçük seyircimiz olabilir. Vallahi buyursun. Çok memnun oluruz. Şimdi projenin 3 aşaması var. Bu 3 aşama çark. Tamamen çark. Yani birbirini döndürüyor. Şimdi burada birinci aşamada projeyi siz yazılı olarak gönderiyorsunuz. Yani kısmi olarak jüriye bazı şeyleri burada yedirebilirsiniz. Çünkü orada bir yazı var. O yazıya bağlı olarak bunu okuyorum. Ben öğrenciyi bilmiyorum, öğretmeni bilmiyorum. Sadece yazıya bağlı bir şey okuyorum orada. Bir rapor okuyorum. İyi planlanmış, iyi desteklenmiş. İntihal programına koyuyorum. Bir şey de çıkmıyor. Özgün de. O zaman ne yapmam lazım? Buna bir değer biçmem lazım. Şimdi bu aşamada öğrencinin ya da proje ekibinin bunu özümsemesi çok da ileri düzeyde belli olmuyor. Ama ikinci aşamaya geldiğinde bunu sunulduğunda artık iyi bir şey çünkü bu. Birinci aşamada yazma becerilerini kullanıyor. İkinci aşamada artık sunuyor. Orada artık kaçarı yok. Eğer bir öğrenci bu süreçleri kendi yürütmemişse, kendi çalışmamışsa, verileri kendi toplamamışsa, İşte az önce bahsettiğimiz gibi herhangi birinin herhangi bir tezini ya da makalesini yapmak üzere oraya gönderilmişse çok net bir şekilde orada ortaya çıkıyor zaten. Ve her öğrenci mutlaka ve mutlaka bu konuya hakim olması lazım. Bunun için de olayın içinde olması lazım. Kendisinin öğrenmesi lazım. Şimdi şöyle oluyor. Bazen proje gönderiliyor. Ya red edilmişti. Kaçıncı sefer gönderdik öğrencimiz de işte bölgeyi geçemedik ya da bir şey oldu. Evet doğru söylüyorsun. Bütün projeler herkesin çocuğu gibi oluyor. Yani çok önem veriyor vesaire. Hani herkes kendi çocuğunu kıymetli olarak görüyor ve toz kondurmuyor ama jüri onu önüne gelen 50 herhangi çocuktan biri gibi belli kriterlere göre değerlendiriyor. Ve az önce de bahsettiğim gibi bu projelerde sizin jüriye nasıl anlattığınız önemli. Yani hiç bilmeyene anlatır gibi. İşte şeyden bahsedeceğiz. Bir kapak ürettik diyelim. Bir şişe kapağı. Ya bu şişe kapağı şeye takılır. Bir şişeye takılır. Evet, ben bu bilgiye sahibim ama onu öyle bir anlatman lazım ki ben onun neden oraya takıldığına gelmem gerekiyor jüri üyesi olarak. Eğer oraya gelirsem başarılı oluyorsun. Zaten aslında başarıyı getiren, bölge derecesini getiren, öğrencilere ödül getiren, öğretmenlere ödül getiren, danışmanlara ödül getiren şey de aslında bu süreci iyi özümsemek. Yani anahtar kısımlardan birisi o. Şuraya geri geleyim. Özümseme kısmı.
Şeyde de geçiyor, bu rehberde de var. Açıp okuduğunuzda özümseme ile ilgili kısım. Öğrenci verir, mesela öğrenci SPSS ile ilgili analiz yaptık diyor. Anlat bakalım nasıl yaptın o analizi diyorum ben mesela. Biz diyor üniversiteye gittik, bir akademisyen hocamızla görüştük. Ben ona ne yapmak istediğimi anlattım. Peki anlat diyorum, bana o akademisyenmişim gibi anlat. Anlatıyor öğrenci, gerçekten tatmin oluyorsunuz. Çünkü öğrenci kafasındakini akademisyene vermiş, o programa sokmuş, analiz sonuçlarını çıkartmış, al demiş. Senin sonuçlardan bunlar çıkıyor, sen de yorumla. Bu sizin öğrencinizin bir yerden bir şey çaldığı, gitmiş akademisyene yaptırmış değil işte bu. Ama siz elinizde veriyor, gittiniz ya benim böyle bir şeyim var. Her şeyi akademisyen yapıyor ya da her şeyi öğretmen yapıyor. Gel bakalım sen de sun dediğinizde eğreti duruyor, sallanıyor, anlıyorsunuz siz onu. Net. Girişte çıkışta anlıyorsunuz. Öğrencinin getirdiği prototipi tutuşundan bile anlıyorsunuz. Öyle bir sahip çıkıyor ki onu çocuk. Yani diyorsunuz ki bu gerçekten o yapmış. Gözü gibi bu gece onunla yapmış. Muhtemelen belli yani. Ama bir öğrenci getiriyor. Sabah öğretmeni onun önüne koymuş. Hani bununla gir diyor. O böyle şey yapıyor yani hani belli oluyor yani. Onu özellikle söyleyebilirim. Yani öğrenciler bu aşamaların tümünde olması iyi bir şey. Zaten artık yeni çağda öyle oluyor zaten genellikle işte. Hani bu konuda çok bir sıkıntı yaşamıyoruz ama yani gördüklerimiz de oluyor. Bölgeye kalmış çok böyle ümitvari bir proje geliyor önünüze. Diyorsunuz ki yok ya bu hani şey olmamış hani özümsenilmemiş diyorsunuz. Burada çok da böyle süremi çok ileri gitmeyeyim. Çok da gece saati oldu. Proje rehberinin genel başlıklarından böyle kısa kısa bahsedip en son noktada da soru cevap da yapabiliriz eğer olursa. Şimdi proje adı, özeti, amacı ve girişi ilk temel kısım. Belki Emel Hocam da bahsetmiştir ama şimdi proje adı bazen çok tartışmalara sebep oluyor. Mesela bizim enstitülerde işte 3 satır, işte 12 kelime geçmiyor. Çünkü öyle bir şey oluyor ki proje başlığı da tezin tamamını katmak istiyor. Danışman böyle bir şey olmaz. Ya da çok böyle çarpıcı olsun diye sanki böyle gazete makalesi yazar gibi bir proje başlığı koy. Bu da olmaz. Akademik projenin belli derdini anlatabilecek ve içerikleri yansıtabilecek bir başlık koymanız gerekiyor oraya. Ben baktığımda hangi grupla çalışılmış, nasıl çalışılmış bir şeyi görmem lazım orada. Yani ben onu beklentiye sokamam. Proje adı gerçekten önemli. Proje özeti bütün proje çalışmaları biter, projenin başlığı da olur, ondan sonra yazılır. Onu söyleyeyim. Böyle kafadan hani en başta geliyor diye kafadan özet olmaz. Özet en son yazılır. En güzel şekilde en son yazılır. Her yerden böyle tane 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 güzel güzel alır ve oraya koyarsın. Onu okuyan projenizin tamamından böyle fikir edinir. Yani böyle bazen bir girişlere boğuyorlar proje özetlerini ve literatür dolu. Ya bu proje özetini istediğimiz şey o değil. Sen bu projelerini yaptın mı? Çok kısaca bunu bir anlat. Çünkü orası sizin, emin olun şunu söyleyeyim. Jüriler bazen proje raporunun tamamını okumadan özetlerini okuyup bir kanaat sahibi oluyorlar. İntiba orada geliyor insana. Onu okuduğunuzda aşağıya indiğinizde neyle karşılaşacağınızı kafanıza tahmin edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bundan bir şey çıkmaz. Diyorsunuz ki bu süper, bunun hemen içini bir okuyayım bakalım. Neymiş, hemen değerlendirme yapıyoruz. Sonra proje amacı. Şimdi bakın, deney yapılıp, içerik üretilip, ölçek bulunup, uygulanıp, proje amacı bunların en sonunda yazılacak bir şey değil. En başında. Hani özet en sonunda dedik ya, amaç da en başında olur. Yani amaç en başında belirlenir. Ben bu yola niye çıktım? Giriş kısmı az önce bahsettiğimiz literatür taramasıyla başlar. Şunlar, bunlar, bu kişiler, bu çalışmalarla bunu yapmışlar. Ben de bunu yapacağım yeridir giriş. Orada siz başka çalışmalardan yola çıkarak onların eksiklerini ortaya dökersiniz. Bakın gereksiz fazla bir şekilde sayfa sayısını çoğaltmak için kaynak kullanımı hiç doğru değildir. Ben okurken çok sıkılırım. Ama gerçek anlamda vurucu kaynakları bulup sizin çalışmanızla ilgisini ortaya koyup sizin çalışmanızın özgünlüğünü ortaya çıkartacak giriş çok etkileyicidir. Onu özellikle belirteyim. Yöntem, şimdi bana Emel Hocam dese ki, hocam bir gün bir çalışma yapsak, yöntemle ilgili konuşmak gerekiyor dese, ben derim ki hocam 3 gün sürer. O kadar
içerikli ve muhtevası yüksek bir yerdir ki burası. Çalışmanın temelidir burası. Amacına bağlı olarak en temel nokta. Çünkü burada hangi araç kullanacaksınız? Fen bilimleri, sosyal fark etmez. Bir mühendislik çalışması hiç fark etmez. Nasıl yürüteceksiniz? Yani hani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. İşte burada sizin yiğit olduğunuz burada ortaya çıkıyor. Yöntem sizin yoğurt yiyiş yer. En önemli yer. Çünkü burada ne var? Siz az önce öğrenciden söyledim. Türkiye derecesi alan öğrenci. Dayanıklılık testi yaptırmış ve kendine bir yol benimsemiş. En çok etkileyen taraflardan birisi oydu bizi. Yani çünkü diyor ki doğruyu söylüyor. Ben bunu seçtim. Şunlar da olmayabilir. Denemedim diye. Mesela. Gerçekten burada onu olmak. Veri toplama araçlar, gözlemler, bir saha çalışması yaptıysanız bunlar, kişilerle görüştüyseniz, bir kültür çalışması yaptıysanız, kültür çalışmasında yaptığınız, seçtiğiniz içerikler, bir sosyal bilimler çalışması yaptıysanız, insanla çalıştıysanız, evren örneklem ve bunu nasıl yaptığınız. Şimdi gittiniz 300 kişi. Bu çalışma, biz bir de mesela yuvarlak sayıları çoksa 300 kişiyle yapıldı. Niye 300 kişi? Niye 301 değil? Ulaşamadın mı? Şimdi 300 kişinin içerisinde hiç mi veri kaybını olmadı da 295'e inmedi o gibi sorular çok şeydir. O yüzden bununla ilgili bir ölçme değerlendirme uzmanından ya bir mail yoluyla bile bir değerlendirme alınabilir. Ya ben şöyle bir çalışma planlıyorum. Bu çalışmanın şöyle bir etkisini planlamak istiyorum. Sizce bu gruptan kaç kişiye ulaşırsam uygun olur? Bu sorunun cevabı var. Varsa bunu bulmak lazım ve buraya koymak lazım. Ben 300 kişiyle yaptım. Peki bu 300 kişi sana ne verdi? Şöyle düşünün. Seçim çalışması yapıyorum. X, Y, Z partileri var. Bir parti ya da işte bir grup dedi ki bana seçim anketi yap. X partisinin güçlü olduğu yerden 500 kişiyi seçersen X partisinin %90 oy oranını çıkarabilirim istersen. İşte örneklem seçimi bu kadar önemli. İşte yöntemin temelini oluşturuyor. Sen çok özgün bir çalışma yaptın. Çok güzel bir amaç oluşturdun. Çok güzel kaynak taradın. Ama gittin saçma sapan 300 kişiyi seçtin. Örneklemi sallanıyor. Hemen proje elenir. Ondan sonra dersin ki çok özgündü ama bu. Ama biz seni sadece özgünlük kriteriyle değerlendirmiyoruz. Farklı kriterler var. O yüzden yönteme bu anlamda önem vermek lazım. İş zaman çizelgesi zaten doldurmanız gereken bir çizelge olduğu için bunu, burası bir taslak. Zaten proje rehberinden aldım bunu. İşte literatür çağımız ne yapıyorsanız bunun bütün basamaklarını koyacaksınız oraya ve takvimlendireceksiniz. Sizin literatür taramanızı ben öncesinde yaptım bitti derseniz jüri üyeleri der ki yani böyle bir şey olamaz. Çünkü literatür taraması dinamik bir süreçtir. Bir araştırma yaptınız, bir sonuç buldunuz. O sonucu karşılaştıracak bir literatür bulmanız gerekir der. O yüzden sürekli olur. Arazi çalışması vardır. Burasının örneğinden gideyim. Birkaç ay çıkmışsındır. Ya da işte bir balık şeyiyle ilgili çalışıyorsundur. Biyolojiyle ilgili, biyoçeşitlilikle ilgili vereceksindir projeyi. Bir balığın çıktığı mevsimlerle ilgili çalışıyorsundur. Mayıs, Haziran'da çalışmışsındır. Sadece orayı işaretleyeceksin. Ya bu şöyle oldu, böyle. Proje rapor yazımını sen 3 aydır yazıyorsundur, 2 aydır yazıyorsundur. Doğruyu buraya aktarmak lazım. Yöntemden sonraki kısım, eğer siz yöntemi temeli iyi oturtmuşsanız, iyi yapmışsanız, verileri iyi toplamışsanız, örnekleme evreni iyi seçmişseniz, bulgularınız da iyi olur. Asla ve asla amaçlarınızın ve topladığınız verilerin dışında bulgu yazılmaması gerekir. Böyle bir şey olamaz. Yok ki senin verin. Yok ki senin bununla ilgili topladığın bir şey. Örneklemede böyle bir şey yok. Sen bunu nasıl bulgu yaptın? Olmaz. İkisinin, üçünün uyuşması lazım. Az önce dediğimiz gibi mutlaka ve mutlaka bilimsel çalışmaların sonunda sizden öneri isterler. Siz öneri verin ki başkalarının çalışmaları olsun. Ya da siz öneri verin, o çalışmaya siz o öneri yoluyla devam edin. Bu kısım da önemli. Kaynakça kısmına biz akademisyenler çok takarız. İşte APA stiline uydu mu, şuna uydu mu vesaire. Niye? Çünkü rehberde kaynakların tamamı verilmiş durumda. Hatta rehberi okuduğunuzda benim kaynaklarımdan birini de göreceksiniz. Karademir E diye rehberde Karademir'de yaratırsanız. O rehberin o kısmını biz yazdık. O kısımlarda hala duruyor şeyimiz. Kaynak kısmını biz önemsiyoruz. Çünkü zaten bununla ilgili diyoruz ki bir standart olsun. Ya yazdım, internetten kopyalamış. Ya bakın, ben o kaynağa ulaşabilirsem ancak senin o kaynağa ulaştığına kanaat getiririm. Ben ulaşamıyorsam sen de ulaşamamışsın demektir. Sen ulaştıysan ancak bana onu oraya koy. Ulaştıysan da oraya koyman lazım.
Bakın çalışmanın önemsiz gibi görünen ya kaynak değil mi? Koyayım oraya, linkini atayım oraya. Dediğinizde zaten çalışmanızı geriye götürüyorsun. Az önce bahsettiğimiz gibi evren örneklem çalışmasını iyi yapmıyorsunuz, bir adım geriye götürüyorsun. Zaten ne kaldı? Ne bölgeye gidiyor, ne çocuğun şevki kalıyor ondan sonra. O yüzden bunları iyi planlamak lazım. Peki projeyi ben kimin için yazıyorum? Az önce bahsettiğim kısım burası. Biri için yazıyorum. Evet, kendim bir amacım, problemim ve bir çözüm önerim var. Ama bir yarışmaya katılıyorsam da bunun gerçekleri var. Bunu bir jüri okuyor. Jüri değerlendiriyor ve jüri yapıyor bunları. Peki son olarak öğrenciler ne kazanacak? Şimdi öğrencilerin bir kere soru sorması ve problemi tanımlaması gelişecek. Öğretmenler bu konuda onlara destek sağlayacak. Öğrenciler eğer bir fen bilimleri, sosyal bilimler, şimdi biz model oluşturmayı sadece sosyal şey, fen bilimlerinde oldu diye düşünüyoruz ama sosyal bilimlerde de model oluşturulabiliyor. Orada da çocuk model oluşturup bunu kullanabilir. Araştırma planlıyor ve bunu gerçekleştirebiliyor. Veri analiz ediyor, veri yorumlamayı öğreniyor. Veri çıktılarını kontrol edebiliyor. Veri ne demek onu görüyor. Bir şeyi seçerken ya da en basitinden yayınlanmış bir şeyin verilerin doğru olup olmadığını artık karar ve okur yazar oluyor yani öğrenci aslında bir noktada. Veri okur yazar oluyor. İstatistik okur yazar oluyor. Ekoloji okur yazar. Bir şeyleri okur yazar oluyor. Bazen ailesinden daha bilinçli hale geliyor. Toplumu zaten onlar bilinçlendiriyor. İyi bir şey yapıyoruz aslında. Matematiksel hesaplamalı düşünme, tasarım odaklı düşünmeyi öğrenci sağlıyor. Son dönemlerde konuşuyoruz. İnovasyon, tasarım vesaire böyle oluyor yani. Bu tip öğrencilerden ortaya çıkıyor. Ve şu son zamanlarda konuştuğumuz şeyler 21. yüzyıl becerilerini bekliyoruz öğrencilerden ve öğretmenlerden. Ve bunları beklerken de mutlaka ve mutlaka proje tabanlı öğrenme temelinde oluşturmasını istiyoruz. Bir yönteme dayalı yapsın istiyoruz bunu. Eskiden proje ya da yöntem ya da işte bilimsel çalışma deyince aklınıza sadece fen bilimleri geliyordu ama artık böyle bir şey kesinlikle yok. Sosyal bilimler de artık bir yöntem. Vaktimi çok almamak adına teşekkür ediyorum ben. Hem Emel hocama hem Denizli milletimize hem de bu saate kadar beni ısrarla dinleyen değerli öğretmenlerimize, değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum herkese. Eskişehir'e Ersin de bekliyoruz. Hocam. Ersin Hocam, biz ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizin gibi hocalarımız sayesinde öğretmenlerimize katkıda bulunuyoruz, öğrencilerimize, ya memlekete aslında genel anlamıyla böyle bakmak lazım. Az önce saydığınız öğrencinin kazandıkları bence bu eğitimin en önemli yeri. Bence de evet, kesinlikle. Çünkü tamam proje yapıyoruz, yarışma, ödülü var, ne bileyim avantajları var. Ama bizim artık bu projelere memleket olarak ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bir adım daha ileri gitmek için, bu kadar hızlı değişen ve gelişen bir çağa ayak uydurmak için, öğretmenlerimin bu konuda payı çok büyük, önemi çok büyük. Kesinlikle. Dediğiniz gibi akşamın bu saatinde, bu saate kadar hala bizi dinliyor olmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Size tekrar tekrar bu zaman koşuşturma içinde meşguliyetlerinizin arasında bize zaman ayırmanız